itaat etmezsin yani. Yapmıyorum dersin. Bu kötü dersin çünkü. Git şunu öldür diyor. Git şunu çal diyor. Git şurada şunu yap diyor. Anne baba bunları söylerse insanlar mümin birisi yapmıyorum. Yapamam bunları demelidir. Ama sonuçta sırf anne baba olduğu için onların her şeye rağmen bir hatırı vardır. Temelden ve ezeli olarak silinmemelidirler. Böyle kazırcasına anne baba silinmez. Çünkü sonuç itibariyle senin annen ve babandır birader. Söylediği kötülükleri yapmazsın ama sonuçta onların dışında senin yine annen babandır yani. Anne baba vefaya layıktır. Anne babaya vefalı olmalıyız. Çünkü çocukluğunu düşün. Çocukluğu, herkes çocukluğunu düşünsün. Hatırlayamıyoruz ama senin altını temizliyor, ilaç veriyor, su veriyor, seni büyütüyor, emziriyor. Bunlar böyle büyük iş yani. Buna vefalı olan insanlıkta ileri bir bilinç geliştirmiş demektir. Ben onu hatırlamıyorum, bana ne falan diyenlerde vefa yoktur. Vefa sadece İstanbul'da bir semtin ve lisenin adı değildir. Vefa büyük bir erdemdir. Önce de anne babadan başlar. Sonra arkadaştan devam eder. Sonra kendine yapılan iyilikleri unutmaman lazım. Bir sana bir iyilik yaptığı zaman onu asla unutmayacaksın. Vefalı olacaksın. Bir yıl kahvenin 40 yıl hatırı var demiş. Bak bu vefanın dile gelmiş bir atasözüne dönüşmüş halidir. Vefa beşerlikten insanlığa geçişte büyük bir bilinç atılımıdır. Vefalı olanlar insanlaşırlar. Beşerler geçmişini tanımazlar, unuturlar. İyilik yapanları bilmezler.